künne fihi ev vahidetun minhum zuvvice minel huril ayn. Haysu şa'e raculun i'temene ala emanetin hafiyye şehiyye min mekhafetillah. فأتاها من مخافة الله عز وجل ورجل عفا عن قاتل قل هو الله أحد ورجل قرأ في دبر كل صلاة قل هو الله أحد 10 مرات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavenlerimiz hazırun ve dersimizi dinler kardeşlerimiz bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulaha, şühada, mümina, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eğme, hutaba, müezzin, kayın, cemaat-i müslim, tüm geçmişlerimize erbaşana Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbillah, Elhamdülillah. İyyâkın estağfirullah, sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Selasün men künne fihi ev vahidetü minhün. Şu üç şey veya bu üç şeyden bir tanesi kimde bulunursa züvce minel huril in. Cennette, cennettekilere hizmet eden hurilerle, huril inlerle evlendirilir, eşlendirilir. Onlara hurul ün denmesinin sebebi gözlerinin siyahı çok siyah, beyazı da çok beyaz, çok güzel gözlü huriler olmasından dolayı sanki onlar Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor ve hurin inun kemsali lü'limel meknun saklı inciler gibi son derece güzel huriler. Gene bir başka ayette hurun maksuratun fil hiyam. Çadırlarda hiç başka erkek görmemiş, sadece Allah'ın tahsis ettiği cennetlik erkeğe tahsis edilmiş. Hiçbir erkek yüzü görmemiş kimseler, hizmetçilerdir. Son derece edeplidirler, hayalıdırlar, böyle güzel. Ve yatufu aleyhim vildanun muhalledun. Keza bunlardan başka cennete giren kimselere bu söyleyeceğimiz şeyleri yapanlara cennette etrafında pır pır dönen hizmetçi erkekler de bulunacak, hizmetçiler de bulunacak. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de Azimüşşan. Evet. Ve yatufu aleyhim gılmanun lehum feyekunu ve lehum hurun in. Evet. Onlar için bu gılman hizmetçi erkekler, bahadırlar ve hur ilner vardır. Böyle ayetler çok. Evet. Ehli cennete verilecek olan bir şeylerdir bunlar. Evet. Haysu şa'e. Evet. Cennette ne kadar isterse o kadar da hur il var diyor Peygamberimiz. Sayıları ne kadar isterse. Evet, şimdi bu üç şey ne? Cennete girmeyi ve orada hurul inleri ve orada hizmetçi bildanın kazandıran şey ne? Bir, racülün temene ala emanetin hafiyye. Birincisi şu, bir adama tabii kadın da dahildir. Erkek de dahil bu güzellik yaparsa onlar cennete gidecek. Şimdi burada racülün diyor. Huriler alınacağı için. Şu adam ki kendisine gizlice bir şey itimat edildi. Emanet bırakıldı. Kimse onu görmedi emanet bırakılırken. Şahidi yok. Belgesi yok. Böyle bir
emanet bırakıldı kendine. Şehiyetin çok kıymetli ve de adam onu çok seviyor. Bırakılan emaneti çok seviyor. Çok derece kıymetli. Ama hiç delil olmasa bile, kimse gören olmasa bile, vesika olmasa bile gizlice verilen bu emanet bu derece sevdiği makbul emaneti feddehe min mehafetillah azze ve cel, Allah görüyor. Aziz ve celil olan Allah var diyerek hiç eksiksiz emaneti yerine getiriyor. Birincisi bu. Evet. Birincisi bu. Eğer emanete hıyanet ederse cehenneme gidecek. Allah'ın cezasıyla çarpılacak. Hain olacak. Hainlerin yeri cehennemdir diyor. Aslında her şeyi yapabilir. Kimse bilmiyor. Şahit yok. Senedi yok. Sepedi yok. Böyle bir emaneti son derecede ihtiyacı var. Onu seviyor. Olmasına rağmen eksiksiz emaneti yerine getiriyor. İşte bu adam cennete girip bu hurilinlerle evlenecek ve hilmendar da onun hizmetinde olacak. İkincisi, varacun afa an katilin. Evet, bir adam diğer bir adamı öldürmüş. Suçu sabit olursa, şahitlerle, delillerle sabit olursa veya adam itiraf ederse, eşitlik sağlandığı takdirde kısasen öldüren de öldürülür. Evet, öyle katil var ortada. Karşı tarafta da kısa sistemi hakkında olan adam var. İnsanlar var, mirasçılar var. Ama onlar diyorlar ki affediyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Bir mümini kasten öldüren dünyayı ateşe vermişten daha kötüdür. Öldürülür. Kısasen öldürülür. Ama وَمَنْ اَحْصَى فَاَصْلَحَى فَاَجْرُوا عَلَى اللّٰهِ. Kim bu kısası istemez de affederse, öldürülenin mirasçıları tarafından affa uğrarlarsa onun ecrini, sevabını Allah verecek buyuruyor. Adam da bunu biliyor, affettim diyor. Evet, Allah Celle Celaluhu'ya havale ettim, affettim diyor. Evet, bu da cennete gidecek. Hakkı olan şeyden fedakarlık ettiği için hurilerle evlenecek. Hülmanlar onun hizmetinde olacak. İkincisi bu. Ve racülün kara fî dübri külli salâtin kul huvallâhu ehad aşşe merrât. Evet, hepimizin yapabileceği şey şimdi. Şu insan ki her farz namazının arkasında fi ahir külli mektube, her farz namazının arkasında, her namazın arkasında 10 defa kul huvallahu ahad suresini okursa bu da cennete girecek ve bu hurilerle eşlenecek. Hülmanlar onun hizmetinde olacak. Evet, şimdi farzın arkasından şimdi Allahu mente selam deniyor, ayrılınıyor. Ondan sünnet kılınıyor, tesbihler çekiliyor. Olabilir. Yerinden kalkmadan, konuşmadan yine bu 10 ihlası okuyabilirsin. Yani cemaatten, tesbihattan, beraber tesbihattan kalmamak için bu kul vallahu ahadleri sonra okuyabilirsin. Bulunduğun yerde 10, her namazın arkasından, farzın arkasından 10 defa kul huvallahu ahad suresini okursan cennete girersin. Huriler eşin olur. Gülmanlar senin hizmetinde pır pır dönerler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, kadın da böyledir. Kadınlar da namazın arkasından bunlar okursa aynı şekilde onlar da cennete girerler. Onlara da cennet hizmetçileri pır pır dönerek hizmet ederler. Burada görüyorsunuz bu ayet-i şerifte emanete riayet etmenin ne kadar kazançlı olduğunu, muazzam bir şey. Emanete aslında hile yapabilir. Hiç belgesi yok, delili yok, şahidi yok. Allah'tan başka kimse görmüyor. Ama ben Allah'ın gördüğü bir yerde delil olmasa da hain olamam diyerek yapabilecekken yapmıyor, hainlik yapmıyor. Birincisi bu.
emanet ne kadar yüce, böyle sevap kazandırıyor. Muazzam bir sevap kazandırıyor. Bunu şey diyor, hadis-i şerif bize anlatıyor. İki, İhlas suresinin ne kadar muazzam bir fazilet kazandırdığını anlatıyor. Ayrıca biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe anamıza radıyallahu anha validemize Ayşe'cim demiş. Humeyra. Evet. Öyle hitap ediyor Peygamberimiz ona. Humeyra. Her gece yatmadan evvel diyor Kur'an'ı hatmetmeden uyuma. İki, bütün Müslümanlarla helalleşmeden uyuma. Üç, bütün peygamberlerin şefaatini kazanmadan uyuma. Dur dur diyor ya Resulallah. Bir adam bir gecede bunları nasıl yapar? Kur'an-ı Kerim 6666 ayet. Müslümanlar dünyanın her tarafına yayılmış, her tarafta gömülmüş. Hangi birini helalleşeceğiz? Peygamberler bizden evvel gelmiş geçmiş. Hangisiyle şey edeceğiz, irtibat kuracağız? Ayşe'cim diyor. İhlas, Kurhuvallaha suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Üç ihlas okursan her akşam yatmadan Kur'an'ı hatmetmiş sevabı kazanırsın. Bu ailesine verdiği sır. Ama kitapları geçmiş, ben de size söylüyorum. İhlas Kur'an'ın üçte birine denktir. Üç ihlas okursan her akşam Kur'an hatmetmiş sevabı kazanırsın. İki, Rabbi ufilli veli valideyye velil müminine yevmi yakumul hesab. Allah'ım beni, anamı, babamı, tüm ümmeti Muhammed'i affet dersen, ümmeti Muhammed'in hepsine dua ettiği için bütün müminler senden razı olur, onlarla helalleşmiş olursun. Her akşam bunu diyeceksin. Üçüncüsü, Allahümme salli ala Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel murselin salavatullahi ve selamü aleyhi mecmain. Allahümme Muhammed Mustafa'ya, Adem Aleyhisselam'a, evet, yazın peygamber, tüm peygamberlere salatü selam olsun diye, onların hepsine salatü selam getirdin mi her akşam, hepsi senden memnun olurlar, şefaatlerini kazanırsın buyurmuş. Burada da işte ihlasla ilgili 10, her namazın arkasından 10 ihlas okuyan cennete girecek, cennette hurilerle eşlenecek ve gılmanlar onun emrinde pır pır dönecekler diyor. İhlas okumanın faziletini bu ayeti şey diyor. Evet, katili affetmenin de önemine belirtiyor ve de emanete hıyanet etmemek gerektiğini bize bu müjdeli hadislerle beyan ediyor. Evet, bu hadis-i şerif Allah Abdullah İbni Abbas Hazretlerinden nakledilmiş. Bu hadisi destekleyen başka ifadeli ama aynı anlamlara gelen çok hadis vardır. Şahitleri vardır, delilleri vardır. Allah onlardan razı olsun. Selasun izâ haraçne la yenfû nefsen imânühe. Evet. Lem tekün âmenet min kabl. Üç şey vardır. Bu üç şey ortaya çıktıktan sonra daha evvel iman etmemişse bir adam, o üç şey ortaya çıkınca artık iman etse de geçerli olmaz. Geçerli olmaz. Evet. İman etse de ondan bir ev kesebet fi imaniye hayra. Daha evvel iman etmişse ne ala, etmemişse imanı geçerli olmaz. İman etse de hayrını görmez. İmandan bir şey elde edemez. Evet. İmanın tevbesi ona fayda vermez. Fayda vermez. Bu tıpkı yeis halinde imana benzer. Yani herkes öldürken gözü açılıyor, son nefesinde herkes istisnasız kafir mümin ve gideceği cenneti, cennetlikse cenneti görüyor, cehennemlikse cehennemi görüyor. O zaman herkes inanıyor Allah'a. Ama yeis halinde iman artık gözü açılmış, makbul değil. Evet.
Firavun da tanrılık iddiasında bulunan Hazreti İsa'yı ona inananla beraber arkasından kovalarak ordusuyla Kızıldeniz kenarına kadar gelmiş, ordusuyla atlı süvarili. Beni İsrail'de hepsi öyle atlı değil, yaya geliyorlar. Sonradan fark etmiş kaçtıklarını, takip etmiş. Denizin kenarına gelmişler, Kızıldeniz'in kenarına. Kızıldeniz'in karşısına geçecekler ama ortada deniz var. İsrailliler demişler ki, Musa ne oldu? Allah beni hiç yalnız bırakmadı. Gene bırakmaz. Onun üzerine elki asak. Ey Musa, asan koy denize. Koyunca deniz hemen ikiye ayrılmış. Ayrılan yerde de 12 yol olmuş. İsrailler 12-13 kabile, her birine bir yol geçmişler karşı tarafa. Firavun da ordusuyla, dört nala atlı birlikleriyle gelmiş, bir bakmış Musa hemen denizi geçmiş, karşıya çıkmak üzere çıkmış, görmüş onu, bakmış yol var, marş marş demiş ileriye. Tam denizin ortasına varınca sular birleşmiş. Çok zeki bir adam, Kahire Müzesi'nde yatıyor mumyalı. Paraskasından Musa Aleyhisselam'la savaşan Firavun olduğunu oryantaliste bulmuşlar. O Firavun yatıyor, mumyalamışlar. Kur'an'da da var, kıyamete kadar insanlar ibret için durduracağız diye Allah. Orada müzede yatıyor. Kısa boylu, kel kafalı, siyah bir herif. Kıpti, cingen. Kıptilerin aslı da Firavun sülalesi zaten. Çok akıllı bir adam. Bavulucunu alınca Musa Aleyhisselam hak peygamber olduğunu ve Allah'ın onu görevlendirdiğini inanmış. Bavulucuya sırada ben de demiş, Kur'an'da var. Rabbim, ben de Musa'nın, Beni İsrail'in inandığı sana inanıyorum. Allah bir, Musa peygamber. Hemen Cebrail Aleyhisselam gelmiş, o pis ağzınla demiş, bu güzel kelimeleri bulaştırma. El ana, şimdi mi? Boğulmak %100. Şimdi mi? Ha, yeis halinde iman geçerli değil. Kur'an'da var. Başka şeyler, ayetlerde de var. Ölürken herkesin gözü açılıyor, görüyor, herkes inanıyor ama o iman geçerli değil. Şimdi gör, yarını görmüyorsun, kaybı bilmiyorsun. Kur'an haber veriyor, peygamberimiz haber veriyor. Aklını kullanıp inanırsan tamam. Ya ama bu gözün açılıp gördükten sonra o iman geçersiz diyor. Bu üç şeyden şimdi bu üç şeyi söyleyecek. Bu üç şey ortaya çıkınca iman geçerli olmaz. O iyi sadece iman gibi. Daha evvel inanmamışsa, evet, tulu'ş şems min magribihe. Şimdi güneş doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Allah'ın kanunu böyle. Ama kıyamete yakın, kıyametin büyük alametlerinden, kopçeğine yakın birisi de güneşin batıdan doğmasıdır. Artık sistem bozulacak, kurallar çalışmayacak. Çalışmayınca böyle dönüyorsa ters dönecek. Ters dönünce de güneş batıdan doğacak. Ve bütün güneş etrafında dönen şeyler birbirine çarpmadan belli yörüngede, ay da dönüyor, bir şeyle de dönüyor. O kurallar alt üst olduğu için birbirlerine çarpacaklar. Dağlar un ufak, evet, atılmış pamuk gibi olacak. Denizlerdeki sular, şeyler fışkıracak. Kıyamet kopacak işte o zaman. İşte güneş batıdan doğduğu zaman inandım desen faydası yok. Artık geçmiş olsun. Geçti Niğde'nin pazarı. Süreçten neydin o? Borun pazarı, Süreçten Niğde deniyor ya, onun gibi artık geçti. Birisi güneşin batıdan doğması. Bundan sonra kafir inansa da imanı kabul değil, fayda vermez. Evet, asi mümin, asi her gün kaba çekiyor, devamlı kumar oynuyor, devamlı işkencelik yapıyor. Onu görünce inandım, tövbe ettim, yok tövbe kabul değil, geçti, geçti zamanı, geçti. Evet,
وَلَا يَنْفَوْ كَافِرًا كَانَ كُفْرُهُ قَبْلَ طُلُوْحَا. Evet, imanı. Daha evvel kafirken şimdi iman etmiş olan adamın imanı fayda vermez. Mümin de salih ameller hiç işlememiş bundan sonra tövbe etse fayda vermez. Evet. Kehve fil halil gargara. Gargara dediği, arz ettiğim, ölüme yakın herkesin gözü açılıyor. Bir noktaya tikerler, dikkat edin. Bir noktaya gözlerini dikerler. İşte o zaman gözü açıldı. Gideceği yeri görüyor. Hiç görmediği şeyleri böyle görüyor. Derinden bakıyor. Bundan sonra iman fayda yok. İnansa da faydası yok diyor. Garara halindeki iman fayda vermediği gibi güneşin batıdan doğduktan sonra imanlar geçersiz. Bir, ikincisi bu deccal. Evet, deccal ortaya çıktıktan sonra iman etse faydası yok diyor. Deccal da çıkıyor. Bunlar kıyametin büyük alametleri. Deccal-ı kebir, büyük deccal çıkacak. Bu deccal ile Mehdi aleyhisselam, Mehdi de çıkacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Ali'den sonra halife olmuştu. Onun şehadetinden sonra Müslüman oğulları Medine'ler halife seçmişti. Fakat Emeviler ordu hazırladılar. Savaşmaya Hazreti Osman'ın katilleri bulunmadı, hakkı var filan diye. O da Müslümanlar çarpışmasın, birbirini öldürmesin diye halifelikten benim etrafım, beni halife seçenlere dokunmaman kaydıyla halifelikten feragat ediyorum dedi. Böylece harbi önledi. Bu feragatinden dolayı onun sülalesinden, Hazreti Hasan sülalesinden Mehdi çıkacak. Adı benim adım, babasının adı benim babam adı Abdullah. Kendi adı Mehmet olacak, Muhammed. Babasının Abdullah, Hazreti Hasan sülalesinden, öyle diyor Peygamberimiz. Bu iyice ortalık bozulduğu zaman çıkacak. 40 yaşlarında ortaya çıkacak. Boyunu, posunun şeklini, şemalini Efendimiz tarif ediyor. Bu Mehdi Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken İslam uleması, tavafta bulunan İslam uleması Peygamberin tariflerine adamın uyduğunu görecekler, yakalayacaklar adamı. Sen ahir zamanda zuhur edecek Mehdi'sin. Hayır hayır diyecek. Çünkü çok bozuk ortalık. Bir avuç Müslüman da o zalimlere savaş açacak. Çok zor. Bu zor şeyleri gönül istemez. Hayır hayır diyecek, ben o değilim. Yok diyecekler, sen ta kendisisin. Boyun posun uyuyor, saçın sakalın uyuyor, gözün kaşın uyuyor. Evet evet diyecek, ben oyum. Ben oyum, kabul edecek. Müslümanlar ona tabi olacaklar. Diyor ki Efendimiz, o diyor zulme, küfre savaşacak bir avuç insanla. Ona diyor kar üstünde sürünerek de olsa sürünerek katılın ordusuna. Evet ya, bu karda şu kadar mesafede demeyin. Yürüyemeseniz bile, sürünerek de olsa bile, yani ayağınız tutmasa bile, sürünerek olsa onun ordusuna katılın diyor. Efendimizin emri var. Savaş açacak. O zaman deccal çıkacak işte. Bu deccalla savaşacak. Savaşırken İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek. Biz ehl-i sünnet itikadını anlatıyoruz. Biz bunlara inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ayetler vardır. Kur'an-ı Kerim'e göre İsa aleyhisselam öldürülmemiştir. Evet. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Yahudiler İsa aleyhisselam öldürmek istediler. Etrafındaki havarilerden bir tanesinin ihanetiyle Allah onu بَرْرَفَعَهُ اللّٰهُ. Allah onu yükseltti. Öldürmedi. Öldüremediler. O şikayet edeni ona benzettiler, onu çağırmaya geldiler. Kur'an'da şey bu. Ondan sonra Efendimiz Miraç hadisinde de bahsediyor. İsa aleyhisselam'ı Miraç'a çıkarken görmüş. Saçını, yaşını, rengini şey diyor, tarif ediyor. Yeryüzüne inecek. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de kühül, kehil, olgunluk yaşı. Yani
33 ile 50 yaş arasındaki insanlara bu kühulet, olgunluk yaşı denir. Sen bu olgunluk yaşındayken gene diye ayetleri var. Biz seni öldüreceğiz ayeti var. Öldüreceğiz ayeti var. Evet. Demek ölmedi. Ayette de öyle söylüyor zaten. Ve ma kataluhu yakinen. Kesin olarak onu öldürmediler. Kur'an'da ayettir. İşte inecek Şam'a, beyaz minareye. Oradan tayyi mekanla Deccal'la savaşan Mehdi'ye yardıma gelecek. İkindi namazı kılmak üzere toplanmışlar. Mehdi Aleyhisselam ordusuyla buyur diyecek. Sen peygambersin. O da diyecek ki sen zamanın halifesisin, emirisin. Sen namazı kıldır. Evet, bunlar hadislerde var. Sonra Deccal'la savaşırken başaramadan Mehdi Aleyhisselam ölecek. İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürecek. Ondan sonra Yecüc Mecüc çıkacak bu defa. Yecüc Mecüc bir erkek 500 erkek evlat görmeden ölmez diyor Peygamberimiz. Bu nasıl olur değil mi? Bir adam 500 çocuğu olmaz. Mantıken olur. Ben bunları arıyorum. İnanmadığımdan değil. Ama insan gözüyle gördü mü bir başka oluyor. Çin'e götürdü arkadaşım beni. Çinliler Yecüc Mecüc'e aynen uyuyor. Kısa boylu. Hepsi birbirine benziyor. Evet, hepsi birbirine benziyor. Ahlak sıfır. Neden? Çünkü ot gibi belediye başkanına tapıyorlar. Evet. Ne dedim ya, ne oluyor? Bu şehri o kurmuş, tapıyorlar sabahleyin giderken resmen. Mao'ya tapıyorlar. Din yok. Sığır gibi hiç. Çalışanların asgari ücreti yok. Şunu yok, bunu yok. Karın tokluğuna sığır gibi kaldıkları yerlerde hayvan bağlamazsın. O kadar geri. Ama komünizminden gelen itiraz yok hiç kafalarında. Hiç itiraz etmiyorlar. Benim asgari ücretim, başlama saatim, bitim saatim falan diye gidip görebilirsiniz. Biz gördük. Hepsi uyuyor. Yolda giderken 13 kişi var mesela. Ben hep hadislerdeki şeyi görmeye çalışıyorum. 13 kişinin ikisi erkek, 11'i pardon, ikisi erkek, 11'i kız. Evet. 9 kişi gidiyor. Böyle çok saydırdım. Bir tanesi erkek, 8'i kız. Yani kadın bu kadar çok. Sokakta gördüğümüz bu. Bu kadar çok kadın var. Tabii evlenmek mümkün değil. Onun için bir erkek her gün bir kadınla yatarsa hayatı boyunca 500 tane çocuğu olur pekala. Hadis oldu. Son derece her şeyi yiyecekler. Canlı her şeyi yer diyor hadis-i şerifte. Yılanı da yiyorlar, kurbanı da yiyorlar. En kıymetli yemekleri de maymun. Oturtuyorlar kafasını, diri maymun kesiyorlar. O beyni, en maymun beyni en pahalı yemekleri. Her şeyi yiyorlar. Canlı her şeyi. Hatta oğlan çok kıymetli orada. Bir kadın hamile kaldığı zaman kendi ağızlarından duydum. Evet. Erkek mi kadın mı anlaşıldığı anda onu çıkarıyorlar, kavurup yiyorlar. Evet. Halen öyle. Hepsi uyuyor. Bir şey bulunamıyor. Set var Kur'an-ı Kerim'de. Bu Yecüc Mecüc'ü şimdi tutan bir set var. Bu seti bulamıyoruz. Evet. Amerika'da Cape Canaveral ile gittik. Adam da gösterdi bütün madenleri, şeyleri. Şunu fotoğrafını çekiyor, Amerika dinliyor isterse. Fakat o setten hala ben bakıyorum, bakıyorum yok. Elmalı Hoca bu set diyor, Türklerdi diyor. Müslüman Türkler, Ehl-i Sünnet'in kalesiydi sapıklara karşı. Ta Viyana'ya kadar dünyayı ilan ettiler. O bir yorum. Ama Allah bakırdan bahsediyor, demirden bahsediyor. Öyle bir maddi setten bahsediyor. Göremedim ben. Hala da gören yok. Bir o olmasa Çinliler diyeceğim Yecüc Mecüc.
O kadar çok kalabalık olacaklar ki öncü kuvvetler doğudan gelecekler. Doğuda, şimdi doğuda bize göre. Doğudan gelecekler. İran'ın kuzeybatısındaki Taberiye Gölü tatlı sulu olduğu için öncü kuvvetleri, keşif birlikleri içerek suyu kurutacaklar gölü. Hadis böyle. Arkadan gelen daha kalabalık ordunun ana gövdesi susayacaklar. Su yetmiyor. Burada su varmış. Ah be diyecekler. Suyun izinden o kadar kalabalık geçiyor. Onları yenilecek işte. Son derece vahşi, ahlaksız insan cinsinden İsa Aleyhisselam onları yenilecek. Tur Dağı'na sığınacak. Buhari hadisidir. Hani hikaye anlatıyor derler bazıları. Buhari sahih hadislerdendir. Biz inanıyoruz. Ehl-i Sünnet inancıdır. Tur Dağı'na da çıktık. Keşif yaptık. Orada da gidip görebilirsiniz. 4,5 saatte çıktık tepeye. Orada gece geçirdik. Müslümanlar orada sığında, yani İsa Aleyhisselam ile müminler kaldığında toprak yok, hiçbir şey yok. Aç kalacaklar. Efendimiz Medine dışına bir kez indi yaptığı sırada sahabeye demiş, gelin buraya. Öküz kellesi bulmuş. Gövdesini kuşlar yemişler, çakallar. Leşin, öküz leşinin kellesi kalmış. Kemiği kokmuş. Kaç para verirsiniz buna demiş. Demişler, ya Resulallah çok şakacısın. Buna para verilir mi? Belki bunu attırmak için para verilir. Siz öyle deyin. İsa Aleyhisselam'la yanındaki müminler Tur Dağı'nda sığınma halinde ilerken aç kalacaklar. Kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler. 100 altın bulamayacaklar. Buhari hadisidir. Ondan sonra işte İsa Aleyhisselam dua edecek. Allah'ın yardımıyla Ye'cüc Me'cüc yeryüzüne hakim olmuş. Bir anda yok olacaklar. Nasıl olur? Görüyorsunuz, kolera bir anda milyonları yok ediyor. Pekala olur. Bu defa kokusundan duramayacaklar dağın tepesinde. Çok, her taraf onların yeşilleriyle güneş şey etmiş. Demişler, bir daha dua et yahu. Bir daha dua edecek. Allah örtecek onları. Nasıl olur? Tsunami diyorsunuz siz. Alıp gelip örtü veriyor. Pekala olabilir. Bunlar olacak. İşte bu diyor ki güneş batıdan doğduktan sonra inansa adam geçerli değil. Bir, iki, Deccal çıktıktan sonra inansalar geçerli değil. Aynı ondan evvel inanmadıkça. Üç, evet, dabbetül arz. Dabbetül arz zuhur ettikten sonra, dabbetül arz yürüyen, develenen hayvan demek. Bu hayvan, böyle bir hayvan zuhur edecek. İşte bundan, bu zuhurla, buna dair hadise gelecek detaylı. Dabbetül arz çıktıktan sonra, ha duymuştuk filan diye inansalar fayda yok. Fayda yok. Evet. Bunu da gördükten sonra faydası yok diyor Efendimiz. Müslim, Tirmizi, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, kıyametin küçük alametleri hepsi istisnasız çıktı. Hepsi var. Küçük alametler tamam. Büyük alametler henüz çıkmadı. Henüz çıkmadı. Ne zaman çıkar? La ya'lemul gaybe illallah. Evet. Cibril Aleyhisselam gelmiş. İman nedir demiş. Ementü'yü okumuş Efendimiz. Doğru söyledin demiş. İslam nedir? Bizim İslam şartı 5'tir. Doğru söyledin. Kıyamet ne zaman kopacak demiş. Gelen adam. Efendimiz biliyor. Ama söylenmesi yasak. Soran sorulandan daha alim değil demiş. Böylece yuvarlak bir soruyla hem yalan söylemiyor hem de yasayı çiğnemiyor. O da doğru demiş. Çekilmiş gitmiş. Evet, ihsan nedir de var. Hazreti Ömer bakmış ki gelen adam yabancı.
Hiç tanımadığımız bir adam. Biz herkesi tanıyoruz. Bu bizden değil. Çölden geldiği belli. Çölden geldiğini görüyor. Medine sıcağında adamın terlemesi lazım, tozlanması lazım. Adamda hiç toz yok, toprak yok. Böyle gayet temiz giyinmiş. Demiş ya Resulallah, Cebrail'di. Dininizi öğretmek için geldi. O bile, peygamberimiz bile söylememiş. La ya'lemul gayb. İndehu mefatihul gayb. Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. Kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilemez. Efendimiz'in sırlar söylenmiş, söylemiyor. Evet, bunlar o büyük alametler çıktı. Selasün, üç şey var ki men faalehunne fakat taime ta'mel iman. Bu şimdi söyleyeceğimiz üç şey kimde varsa, bunlar kim yaparsa imanın tadını tadar. Evet, halavetini, lezzetini tadar. Namaz kıldığı zaman tat duyar, kendinden geçer. Hiçbir acıyı duymaz. Hiçbir zevk ondan daha güzel olmadığı için o zevkten asla başka zevkleri duymaz. Hazreti Ömer, her zaman anlatıyoruz. Hazreti Ali savaşta yaralanmış. Yaralandıktan sonra ok girmiş bacağına, baldırına, bir taraftan girmiş, öbür taraftan çıkmış, orada kalmış. Tabii çıkaracaklar. Şimdiki gibi uyuşturucu yok. Evet. Şimdi mikrop öldüren ilaçlar var. Çöl sıcağı. Bir kere çıkarken çok acır. Nasıl çıkaracaklar? İki, çıkardıktan sonra ateşle dağılacaklar mikropları öldürmek için. Kurdatmasın diye. Durun demiş. Mübarek bir abdest almış. Obezette namaza durmuş. O daha birinci rekattayken imanın tadını tadan adamdan söz ediyoruz. O birinci rekattayken oku çıkarmışlar. Yırta yırta. Ondan sonra kızgın demirle baldırını dağlamışlar. Sarmışlar. Hazreti Ali Efendimiz namazı bilmiş, iki rekat kılmış. Den ya demiş ya. Ne zaman başlayacak? Biz demişler, sen namazın birinci rekatındayken hepsini hallettik ya Ali. İmanın tadını tatan böyle namaz kılıyor. Evet. Biz de namaza durduk mu bakkala gidiyoruz, pazara gidiyoruz. Her tarafa gidiyoruz. Hanımın direktifleri aklımıza geliyor mesela. Allah bizi ıslah etsin. İmanın tadını tadanlardan eylesin. Ha, bu sırrı yakalamak elimizde. Şu üç şeyi yapan imanın tadını tadar. Böyle güzel namaz kılar. Nedir onlar? Evet, nedir onlar? Evet, şimdi Efendimiz onları bize anlatıyor. Men abede abedallâhe vahde. Yalnız Allah'a kul olan, Allah'a hiçbir şeyi zatında sıfatında ortak koşmayan imanın tadını tadar. Biz de öyle inliyoruz hocam. Lafın da öyle diyorsun, diyoruz da işin aslında öyle değil. Mesela bu toplulukta namaz kılsak dikkat ediyoruz. Kelifeli adam şuna bak be, namaz kılmıyor diye bilmiyor demesinler diye yakışıklı namaz kılıyoruz. Gece namaza kalktığımız zaman kimse yok. Hop, karın yemakladığı gibi yat babam kalk babam, yat babam kalk babam. Evet. Ne oluyor? Evdeki Allah da bir, buradaki Allah da aynı. Burada dikkat ettin, nereye gitti? İnsanlara dikkat ettin sen. Bu bir gizli şirktir. Evet, iman tadını tadamaz. Böyle olunca bu zevklere eremez. Yani sadece Allah'a kul olacak. Sadece onun rızasını şey edecek. Başka hiç kafasına başkalarına eğilmeyecek, şey etmeyecek. Evet, efendim ya seyyidi Resulullah ve Allah. Ama bir münafığa, bir münafık, bakın münafığı gelecek hadislerde, bir münafığa efendim diyen diyor, tüm ameli boşa gider.
Bırak ya, herif papanın elini öpüyor be. Evliyayım diyen adam papanın elini öpüyor. Evet, bu adamdan hayır gelir mi? Arkadaş, biz de daire müdürüne veya işte iş bitirecek adama arz-ı hizmetler efendim, saygılar sunarım efendim falan diye şey çakıyoruz. İman tadını duyamayız. Allah'a kul olacağız. Ondan sonra vakarımızı bozmayacağız. Evet. Kim böyle sadece Allah'a kul olursa imanın tadını tadar olur. Bak bir daha bağırsan atarım seni. Evde bağır. Toplum için Araplardan, Araplar mısın? Araplar Kur'an okuyan Allah 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 geveze, sus. Allah ne diyor? İzer kur el Kur'anu festemi'u leh ve ansitu. Kur'an okunduğumuz susun dinleyin diyor Allah. Allah 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 camilerinde palavracı. Evde bağır arkadaş, burada değil. Evet, Allah yalnız ağa kul olan, ol kul olan la ilahe illallahu. Evet, Allah'tan başka hiçbir ilah yok. İlah ne demek? Uğruna her şeyi yapılabilen, onun hatırına her şeyden vazgeçilen, uykudan vazgeçilebilir, rahattan vazgeçilebilir. Evet, ona ilah denir. Kimisinin bu ilahı paradır. Parayı verdin mi, yapmayacağın yoktur. İlahı para. Mısır'la böyle. Gidin deneyin. Parayı ver, istediğin yapar. Ama 5 dakika sonra senden daha çok para verirse bu da onun istediğini yapar. Öyle bir millet. Aslı Gıpti, cingen. Evet. Tuvalete gidiyorsun, 5 kişi yorum kesiyor. Verdik diyor, o onunki diyor, benimki de ayrı. Böyle bükülecek. Yo, Allah'a tapacak, yalnız Allah. Bu ilahı o. Kimisine seni bakan yapacağız, milletvekili yapacağız. Ne istiyorsun söyleyin. Her şeyi kabul eder. İlahı makam. Kimisi şak şak çok sever. İlahı şak şak. Kimisi kadına tapar. İlahı odur. Tapılacak kadın diye şarkısı bile var. Evet, bu ilah uğruna her şeyi, her fidakar girilebilen şeye denir. Mümin için uğruna fedakarlık, can bile verilen tek zat vardır, Allah. Evet, la ilahe illallah. Allah'tan başka böyle uğruna her şeyin feda edildiği kimse yok. Yalnız Allah var. Şeklinde, Allah'ın zatında, sıfatlarında hiç ortak koşmaksızın Allah'a kul olan imanın tadını tadar. Bir, iki, ve ata zekate malihi tayyibeten biha nefsuhu. Yılda bir defa zekat vermek farz. Para kolay kazanılmıyor. Tüm insanlar parayı sever, malı sever. Sevmeyen yoktur. Birisi der ki ben sevmem, yalan. Hakikaten sevmiyorsa bakır köyüne götürmek lazım, hastadır. Ruhsal hastadır. Allah öyle yaratıyor çünkü. Malı sever insanoğlu. Malı sever. Sevmesine rağmen Allah'ın dediği yerde durmak, imtihanı kazanmak demek. Öyle yaratmış Allah. Evet, şimdi parayı kazanıyorsun böyle, ne kadar zor, gece gündüz. Ondan sonra 1/40'ını vereceksin fakire. O da çalışsa o da kazanacak. Tembel kazanmamış, aç kalmış. Olsun. Böyle mutalala yürütmeyeceksin. Allah zekatınızı verin diye emretti. Evet, hatta kendin bulacaksın fakiri, sen vereceksin. Ama meşgulsün, bulamamışsın. Biri gelmiş, demiş böyle böyle. Ya özür dilerim ya. Sizi yordum ya. Ne kadar şey diyorsunuz? Şunu alın, seve seve. Tayyibeten, evet diyor. Bihe nefsi. Şimdi ben verirsem sermayem azalacak. Halbuki ben bunu azıcık geç verirsem döndüreceğim. Daha para kazanacağım. Bunlar falan hiç yapmadan. Ya özür dilerim ya. Sizi buraya kadar yordum ya. Benim bulmam gereken siz yapıyordunuz. Size teşekkür ederim. Alın şu zekatımı yerine ulaştırın. Evet, fakirin eline geçecek, temlik edilecek. Nefsinde hiç ilinti olmadan ya, filan demeden. Evet. Ve
Rafideten aleyhi. Evet, bu Müslümanlara yardım, bu kadar zor kazanılan bile olsa hem Allah'ın emri hem Müslümanlara yardım vereceksiniz. Evet. Küllü an. Evet, her sene. Bir de vardı her sene. Zenginlik ölçüsünü yakaladıktan itibaren bir yıl sonra şer'i aylara göre. Bugün miladi ay her sene 10 gün fazla. Şer'i aylar 10 gün eksik. 30 senede bir sene atıyor. Ha. Onun için bazen Ramazan'a denk geliyor, bazen şuna denk geliyor bu bir yıl. Ama Ramazan'da veriyoruz. Şart değil. Ramazan'da verilen şeyler çok sevap. O sevap da kazanılsın diye. Onun için Ramazan'da veriyoruz. Bir de her sene Ramazan'da eksiksiz fazlasız gün eksiği falan yok ya. Şer'i, dini aylara göre Ramazan bayramı ilan ediliyor. O bakımdan öyle bir adet var. Aslında zengin olduğundan itibaren bir sene sonra her sene eksiksiz verecek. Vela yutul harama vela durna la muhalehu evil edna. Koyun çobanı, koyun sığır çobanı satacak, besliyor, satacak. İşi bu. Zekat memuru gelmiş ve bakalım nerede topal kör, en zayıf, işe yaramayacak ihtiyar koyun, daha kuzulayamayacak, dişler dökül. Bunlardan değil. En iyisi sürünün, bu da değil. Orta. Sürünün orta koyununu, sığırın orta şeysini, sığır sürünün ortasını, ortasından verecek. İhtiyar da değil, çok da değersiz de değil. Velen marize, hasta da değil. Vele şarata leim, son derece değersiz, adi de değil, deni de değil. Böyle ortasından verecek verdiği şeyi. Şimdi elbise veriyoruz. Giyecek hali yok. Fakirler verin. Evelallah her sene veririm. Kalbi giyecek hali yok. Öyle değil. Canın isteyip durduğu elbiseyi ver bakayım hadi. Bunu vermem. Çok seviyorum. Sevdiğin vereceksin. Evet, zekat verirken böyle adisini değil. Evet, elinizde senin kurutacağı olan da almayacak deyin. Orta hallisini vereceksiniz. Gönül hoşluğuna böyle. Biraz daha geç verseydi falan. Yok yok, hemen seve seve vereceksiniz. İman tadını tatmak istiyorsan evet, yalnız Allah'a kulu olacaksın. Zekatını da seve seve vereceksin. Evet. Velakin min evsatı malikum, malınızın ortasından vereceksiniz. Fe innehu lem yes'elkum hayrahu ve lem ye'murkum bi şerrihi. En iyisini değil, en adisinde değil, Allah böyle değil, ortası. Ve la ye'murkum, evet söyledik. Ve zekke nefsehu gıyle ve ma tezkiyetü nefsi, nefsini tezkiye eden imanın tadını tadar. Nefsini tezkiye ne demek ya Resulallah? Tezkiye temizlemek demek. Evet. Kale en ya'leme ennallâh ma'hu haysu mâ kân. Allahu Ekber. Nefsini tezkiye, temiz tutma. Nasıl olur bu iş? Evet, adam yalan söylüyor. Yalan söylemek imanla bir arada bulunmaz diyor. O kadar kötü bir şey. Bir de 5 kuruş fazla mal kazanacağım diye gavur olayım, Yahudi olayım, kafir olayım ben bunu söylediği yalan yere yemin ediyor. Hakikaten kafir olur diyor Peygamberimiz. Maalesef şimdi bundan söyleniyor. Bir çıkarlar maddi şeyler için her şeyi fedakar ediyor. Evet, bu adam Müslüman, camiye geliyor. Camiye gelene gavur diyemeyiz. Ama adam bunlar söylüyor. Evet, bu adam Allah'ı unutmasa o anda bunu yapabilir mi? Allah beni görüyor diye o yemini edebilir mi? O hırsızlığı yapabilir mi? O zinayı yapabilir mi? O sahtekarlığı yapabilir mi? O anda unutuyor Allah'ı. Ha. Nefsi tezkiye, bu pisliklerden alıkoymayan yolu nedir? Diyor ki iman tadını tadan adam nerede olursa olsun Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu
bilmektir. Evet. Bu çok önemli. Allah'ın görmediği, bilmediği yok. Karanlıkta da gülüyor. Kimse olmadığı dağ başında da gülüyor. Evet. Bu bizim imanımız. Allah her şeyi görür, bilir. Evet. Bilmediği kalpten geçenler de bilir. Fısıltıları, Kur'an'da ayetler var ya. Bunlara inanıyoruz ama kötülük yaparken bunları unutuyoruz. Bu işte suçu işliyoruz. Her zaman nerede olursa olsun Allah'ın kendiyle beraber olduğunu bilmek kötülüklerden seni alıkoyar. Elin harama uzanmaz. Gözün harama gitmez. Dilin haram konuşmaz. Allah dersin. Kendini tezkiye temizlemiş olursun, kurtarırsın. Evet. Evet. Öyle diyor. Şimdi Allah'a inanmak, her zina eden adam diyor, içki içen adam o anda mümin değildir diyor Peygamberimiz. Kafir mi olur? Hayır canım. Ne demek? Unutuyor ya. İman aklında yok adamın. Bu işleri yapıyor sonra mı diyor ama bir kere yapmış. Ya işte bu olsa nerede olursan ol Allah benimle. Görüyor, biliyor, işitiyor. İnancında olan kötülük yapamayınca tertemiz olur. Rahmetli hocamız Allah rahmet eylesin. Cidde eğilmiş. Arap polisleri toplanmışlar. Hoca ben demişler bize bir nasihat et. Bu hadis okumuş. Nerede olursan ol Allah'ın senin ne olduğunu bil. Bilin demiş. Eyvallah demiş. Ne kadar muhteşem bir prensip bu. Hazreti Ömer hep anlatıyoruz. Gece sabaha kadar devriye gezermiş. Gündüz şakası yok. Ömer bu. Oğlunu şarap içtiği için cezalandırmış. Baba demiş sen yapma bu işi. Hayır demiş. Bilakis ben yapacağım demiş. 80 soba vuracak. Bilakis ben vuracağım demiş. Herkesin göz önünde. Yapma baba demiş. Ben pişmanım tamam yaptığım suçumu. Ama sen yapma dayanamam demiş. Hayır demiş. İbret olsun ben yapacağım. Hakikaten oğlan 80 soba vurmuş ama oğlu utancından, hayasından ölmüş. Evet. Bir başka akrabasına da özellikle vuracağım. O da aynı böyle. Ömer bu. Evet işte bu sabaha kadar devreye gezermiş. Devreye gezerken zaten yer odalar, evler öyle apartman mı var? Bir avlu, bir tahta kapı. Evet geçerken gece annesiyle kızı konuşuyorlar. Annesi kocası ölmüş. Süt inekler olanlardan süt topluyor. O topladığı sütü de başkalarına satıyor. Bunların geçimini sürdürüyor. Sütçü kızı var. Evlenecek yaşa gelmiş kızı var. O gün istediğim abonelerine verecek kadar süt toplayamamış. Her zaman inekten süt aynı çıkmıyor. Süt az. Ertesi gün herkese süt verecek. Söz vermiş. Demiş içeriden su getir. Ne yapacaksın anacığım demiş. Su katacağım demiş. Yeteri kadar süt toplayamadım gece. Gece yarısı. Su katacağım demiş. Sözümde duracağım. Anacığım demiş. Suyu süt diye satılır mı? Olur mu? Demiş. Sözümde duramıyorum. Ne yapayım? Kimse yok ki demiş. Anacığım demiş. Allah var. Kız. Bu sözü Ömer duymuş. Hemen eve gelmiş. Hanım demiş. Doğru şu eve git. Oğlu da bekarmış. O kızı demiş oğluma iste. İşte o evlilikten Ömer İbni Abdülaziz, Emevi halifelerinden Ömer İbni Abdülaziz gelmiştir. Emevi halifeleri çok zulmetmişler. Hepsi değil de bu pırlanta gibi. Suriye, Türkiye sınırında kabri var. Ziyaret edilebilir. Evet, pırlanta gibi bir halife. Bu kızdan gelen bir nesil. Evet efendim, her yer nerede olursan ol, en yetkili yerlerde, makamlarda, nerede olursan ol dağ başında Allah seninle, zaten biliyoruz. Allah'ın bilmediği, gitmediği yer yok. Bu inancı sahip olursan imanın tadını dalarsın diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. En ya'leme ennallâh ma'hu haysumâ kân. Nerede olursan ol Allah'la, Allah'ın seni bildiğini, gördüğünü
bilirseniz evet, o zaman feynema tüvelü fesemme veçhullah, nereye yönelsen Allah orada ve hüve makum eyneme küntüm, nerede olursanız Allah sizinle. Ayet bunlar. Nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, şah damarından daha yakın. Bu Kur'an'ı okuyoruz, inanıyoruz. Evet. Selasetun fi zillillahi azze ve cel yevme la zille illa zillu. Üç şey hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın gölgesinde gölgelenir. Evet. Raculun haysu teveccühe alime ennallaha ma'ahu. Bir adam ki nereye yönelirse, nerede gire giderse gitsin, Allah'ın kendinle olduğunu bilir. Bu şuurla gider gelir. Bu iman kadın şey eder. Evet, arşın hiç gölge olmadı, gölgelenir. Ve racun da'atu imratun ila nefsihe fetereke min haşyetillahi teala. Kadın gel geldi. Yatalım beraber diyor. Kimse yok, yapabilir. Hayır diyor. Allah geliyor. Bunu yapmıyor. İşte bu adam imanın tadını bilebilir. Ve racunun ahabba li celalillahi. Evet, Allah Azze ve Celle Hazretlerini hatırı azameti için sever. Ondan başka her şeyi onun hatırına sever. Öyle bir imanı olan imanın tadını tatar diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Muaviye. Evet, ondan nakledilmiş. Evet. Şu hadisi de söyleyelim. Selasun fihi, evet, neşerallahu aleyhi kenefehu ve edhalehu cennetehu. Evet. Şu üç şeyi kimde varsa, men künneha. Şu üç şey kimde varsa Allah Zülcelal Hazretleri ona himayesini, örtüsünü, korumasını hemen onunla bulundurur. Evet. Bulundurur. Nedir o? Ve cennetine sokar. Ki neymiş o? Evet. Rifkun bir daif. Zayıf adamlara merhamet eden, şefkatle davranan adam. Ve şefkatun alel valideyni. Anasına, babasına, ninesine, dedesine ne kadar yüksek olursa olsun şefkat eder. Ve ihsan ilel memluk. Kölesine, çalıştırdıklarına hak etmedikleri şeyle bile verir. İhsan budur. Hak ettiğine ücret denir. Fazladan bile verir. Evet, bu adam, bu huy adamda bu huy olmuş. Bu adam diyor işte Allah'ın himayesine mazhardır. Allah'ın yardımına mazhardır. Korumasına mazhardır. Cennete de Allah o adamı sokar. Tirmizi Cabir Hazretlerinden nakletmiş bu hadis-i şerifi. Evet. Selasun men künne fihi avahullahu ve kenefi ve neşer aleyhi rahmetehu ve edhalehu cennetu min. Evet, bu hadisi bir başka ifadeyle başka kaynaklarda bu şekilde okuduğum şekilde şimdi naklediyorlar. Niye yani o? Birine yardım ediyorsun, veriyorsun. Çalıştırsam 2-3 misli yapacaktım. Demiyorsun elhamdülillah. Elhamdülillah. Kazancımı Allah hayra vermeyi nasip etti. Seviniyor adam. Para yardımı yapıyor, hayır yapıyor. Şükür Rabbime diyor. Bana diyor böyle hayır yapmayı şey diyor, nasip etti, şükre diyor. Ve zekatıyla kafara. Eline imkan geçmiş, yapabilecek her şeyi. Hayır. Affediyor. Tamam. Halbuki adama yetkisi olsa her şeyi yapacak. Bütün güç buna geçse oluyor. Bunu bildiği halde hadi git diyor. Seni affettim diyor. İktidar varken affedebilmek. Ve izâ gadıbe fetere. Öfkelendiği zaman öfkesiyle iş yapmıyor. Hasbunallah. Ve la havle ve la kuvvete diyor.
öfkesiyle iş yapmıyor. Tabii öfkesiyle iş yapan ölçüyü kaçırır, zulmeder, yanlış işler yapar. Bu huy halinde varsa işte bu adam Allah cennetine soktuğu gibi himayesine tutar. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayy el kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i şerife al besmele-i şerife. Elhamdülillah rabbil alemin errahmanir rahim malikim dünya kelam müstakim sıratallahu aleyhi ve sellem. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke besmele ile beraber. Elem neşrah leke sadr-ı ve dağına hangi olsun. Fihimle var mı? Sıfırlarında var mı? 13'er İhlas-ı Şerif Besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط La ilahe illa huvel azizul hakim. Sadakallahu azim. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okumuş olduğumuz süveri celili ayet Kur'an'ı, Kur'an-ı Azimüşşah hatmemizi kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimat, ehli beyt, ehli ashab ve duaları rıdvanullahi aleyhi mecmain ervahına ve bil cümle ahirete itihar eden ümmü münat rahmetül aleyhi mecmain ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimiz ve burada bulunan bizlerin ayrıca göçmüşlerimizin ervahına hediye edildik ve asıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve kabardar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarını saksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, rızkımızı helalinden bol, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, akıbetimizde hayr eyle. Sübhane Rabbina Rabbil İzzeti Amma Yasfun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.